Meme kanseri nedeniyle memesi alınan veyahut memesi içi boşaltılan, yani silikon konan veyahut kendi dokusuyla yeniden meme yapılan hastaların görüntüsü nasıl oluyor acaba? Diğer memeye de aynı zamanda müdahale ediyor musunuz yoksa daha sonra mı yapıyorsunuz? Bu çok önemli bir soru. Teşekkür ediyorum bunu sorduğun için. Meme kanseri onarımı isteği hayaliyle gelen hastalarda beklentileriyle sonunda ulaşacakları görüntüyü çok real bir şekilde konuşmak gerekiyor hastalarla. Yani evet, bunun pür estetik bir ameliyat olmadığını, yani protez konsa bile çok estetik bir meme büyütme gibi olmayacağını hastalara iyice anlatmak gerekiyor. Çünkü bu memeler radyoterapi görüyor, bu hasta kemoterapi alıyor, hormon tedavisi alıyor. Vücut tam olarak bir değişimden geçiyor. Evet. Dolayısıyla hastalara, silikon konan hastalara içinde hep bir yabancı madde taşıyacağı, diğer göğsünün de simetrik hale getirilebilmek amacıyla küçültülebileceği silikon koyulabileceğini anlatıyoruz. Normal memesi gibi tam yumuşak olmasa da olabilen en doğal dokuyu koyacağımızdan bahsediyoruz. Eğer kendi öz dokusuyla oluşturulmuş ise daha uzun süreli bir sonuç olacağını, kilo alıp verdiğinde hastanın görüntüsünün de oradaki filebinin de yani dokusunun da kilo alıp vereceğini hastaya anlatmak gerekiyor. İki tarafın özellikle ben hep şöyle söylüyorum hastalara, sütyen görüntüsü eşit olacak. Evet. Benim amacım o. Ama sütyen çıktığı andan itibaren ufak tefek asimetriler olabilir. Mutlaka belli olacak. Mutlaka belli olacak. Hastalarda birebir diğer göz hasta değilse ona aynı görüntü sağlamak mümkün olmayacak ve mutlaka öncesi sonrası fotoğrafları gösteriyoruz ve hastayı o beklentiyi, orta noktayı bulmaya çalışıyoruz. Burada önemli olanın hastalığın geçmesi olduğunu her zaman söyleyeceğiz. Aynen. Bunun yani bir ileri teknik olduğu, amacın cilt korunsa da amacın bir tümörün çıkması olduğu, vücuda yayılmasının engellenmesi olduğu, kemoterapi, radyoterapinin de etkileri olabileceğini mutlaka hastalara defalarca anlatıyorum. Peki bir memnuniyetsizlik durumunda ufak tefek değişiklikler yapabiliyor muyuz? Kesinlikle. Bu ameliyatlar tek seferde yapılıp bitti oldu tamam hayatınıza devam edebilirsiniz gibi ameliyatlar değil. Evet. Revizyona çok açık ameliyatlar. Dediğim gibi bayan olduğumuz için hormonla kilo alıp vermemiz çok değiştiği için meme dokusu da şekil değiştireceğinden ufak tefek tekrardan toparlamalar, gerekirse yağ greftiyle protezin etrafını yumuşatmalar, protez boyutunda ya da flap boyutunda büyütmeler, küçültmeler hepsi yapılabilir. Daha yine hastaya özgü bir çözüm ayarlamaya çalışıyoruz.